arkadaşlar. 2021 yılının bütün cevizci dostlarımıza, çiftçilerimize hayırlı bereketli geçmesini diliyorum. Biz Çomaklı Hacı Bekar, Korkuteli Antalya, rakım buralarda 900 civarında verimsiz çeşitlerimizi verimli hale getireceğiz. Cennet bahçesi yaptık. 30 kadar bir ağacımız var burada. Bunları aşıladık. İçine iki tane fernur yaptık. Üçüncü fernurumuzu yapıyoruz. Çekebilirsin onu şurayı. Ne yaptık? Üzerine de işaret duruyoruz ki bilinsin. Budamada biz oluruz, başkası olur. Bilmesi lazım. Buraya gel. Şimdi arkadaşlar, güzel kesici aletlerimiz olması gerekiyor aşı yapmak için. Olup bu oyma aşı bıçağı. İşte efendim, çok keskin oyma aşı bıçağı. Sayın Coşkun Kırakaya'nın yapmış olduğu oyma aşı. Kılavuzumuz, kendi yapmış olduğumuz olup bu oyma aşı bıçağımız. Bu nedir? Dilcikli. Dilcikli aşı yapmak için kendi yaptığımız bir bıçak. Bir daha şöyle bir aşı bıçağımız. Bunların ağızları hep keskin olması gerekiyor. Ve kendi yaptığım ağır bıçakları seviyorum. Mükemmel kesen bir bıçak. Skalpilemiz ve olmazsa olmaz yanımızda bıçaklarımızı ara sıra gıla alabileceğimiz Falco 903. Çünkü neden? Sürekli sert ağaçlarla çalışıyoruz. Bunu küçük de olsa dokunduğumuz anda bıçağımızın ağzındaki küçük gılaları temizleyerek bize daha iyi kesitler veriyor. Şimdi aşımıza başlayalım. Biz buna oyma aşı yapacağız. İlk önce kesmiş olduğumuz bölgeyi temizliyoruz. Niye temizliyoruz? Destenin dolmuş, yakmış olduğu yerleri ferahlayarak düzgün bir kesit yapıp bu dokunun burada rahat kaynamasını sağlıyoruz. Bıçağımız bizim 16 santim şu şekilde. Bu ağaç küçük olduğu için 11-12 santim uzunluğunda merkezleyerek şöyle dizimizi dayıyoruz. İnce bir ağacı olduğu için. Niye? Rüzgardan, güneşten etkilenmesin. Biz bir tanesini yapalım, ikinciyi sonra yapalım. Kalemlerimizi strafor köpükte saklıyoruz. Çünkü rüzgar, güneş kalemlerimizi bozmasın. İçine bir miktar mantar hastalıklarımız varsa dezenfektan olarak sıkıyoruz. Sirke, şeker. Önceden kesildiği için bir miktar kesit atıyoruz alttan üstten. Üstü çaktıktan sonra alalım. Şimdi bakıyoruz burada. Nasıl bir işlem yaptık? Şu şekilde oturtursak iki tarafa da göz vereceğiz. Çok güzel olacak. Şöyle oturtursak kalemimiz dışa doğru eğilip olduğu için biz şuradan alttan bir kesit atıyoruz. İlk önce. Neden? Bizim kalemimiz 18 milim aşmış olduğumuz kanal 16 milim falan.
O kadar da derin açarsak ağaç çatlama yaptığı için onu açmıyoruz. İş bölgeye aldık. Yan taraftan düzgün kesitlerle kalemimizi açmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar aşı sezonun sonunda herhalde pazı yapacağız. Kabaca açtığımızda yerine bir ölçü alıyoruz. Bakıyoruz ne gerekiyor. Gördüğünüz gibi düzgün gidiyoruz. Her şey yolunda. Aynı sistemle devam ettiğimiz zaman kalemimiz yerine oturacak. Bazen de kazıp oturacak kalemi de bozabiliyoruz yani. Yorgunluk oluyor. Artık sabah 7'de başlıyoruz. Akşam karanlığına kadar çalıştığımız için malum aşı sezonu biraz hızlı. Hafif arkası dokundu. Arkasını aldık mıydı? Kalemimize yavaşça küçük dokunuşlarla bakıyoruz. Boğaza ben pamuk iplik bağlıyorum. Bunu niye bağlıyorum? Şurada hallüs tabakası bitince kişiden boruları açılmasın diye dokumuzdan farz edelim. Dikişsiz ameliyat yapar gibi veya dikiş alınmayan ameliyat yapar gibi düşünün. Bu ip burada çürür, kopar ama şu görmüş olduğunuz ince dokular yaklaşabilirsin. Kambiyumla hallüs tabakasının arasındaki dokular yaramız açılmasın ki boğazı bağlasın, tedavi edebilsin ağaç diye. Kalemimiz hafifçe ipi bağladıktan sonra tıkılıyoruz ama şurada olan küçük teri dermişlerimizi alıyoruz. Gel bu tarafa. Bak arkadaşlar, odun su kısmıyla odun su kısmının birbirine çakışmasıyla aşımız kaynama yapacaktır. Güzel bir aşı oldu. Aşağı yukarı 11 santim girdik. Şimdi özel yapmış olduğumuz macunumuz kirli topraktan. Ben bu kirli toprağın içerisine kararken bir miktar orta bulamacı koyuyorum. Çok değil. Neden? Çünkü çeşitli bahçelerden kalem getiriyoruz bahçemize. Buralarda mantarı hastalıklar olabilir. Kalemimizde, anaçta ufak tefek mantarı hastalıklar olursa, zararlar olursa buradaki benim macunum bu işi korur diye düşünüyorum. Üzerine çok değil. Bu bölgeye bezle dolabiliriz. Ama biz tabii o kadar bezi bulamadığımız için bir miktar çamurumuz buradaki nemi kaybetmesin diye streçin altında hava almasın. Çok değil, birkaç tur dolayarak. Farkındaysanız streci aşağı indirmedim. Şurada küçük bir kanal oluştu. Bu kanala da dokunmuyorum. Olur da
ağacımız ağlama yaparsa oradan kendisini ağlamayı yapsın, kalemimize zarar vermesin. Burada kutu, tutkal kutusu ama likit aşım ağacını bu. Kutuyu kullanıyorum. Eğer likit aşım ağacını bulamıyorsak silikonlu beyaz tutkal boyalı tutkallar vardır. Ahşap tutkalı. Onları rahatlıkla kullanabiliriz. Hiçbir mahsuru yok. Poşetimi getiriyorum. Ben gayet yavaş gidiyorum çünkü eğitici bir video olsun diye. Yine aynen kesmiş oldum aşağıdaki kesiri bozmadan, aşağıya indirmeden, ağlama duvarını açık bırakarak ipimi bağlıyorum. Şeyi hemen bağlıyoruz. Şöyle buraya küçük bir ip atıyorum. Küçük bir düğüm. Bu ipi çektiğim zaman bu sıkışır zaten. Sıkıştı. Şöyle ters yaparak ip içinden aldım mı? Evet. Toprağımız biraz nemli toprak olursa güzel olur. Böyle kovalanmış. İki kürek toprak koyduktan sonra elimizde bir küçük ağaç parçasıyla poşetimize şekil aldırıp kalemimizin arkasına toprak gitmesi sağlıyoruz. O bölgede. Çünkü poşete kalemimiz dokunmaması gerekiyor. Güneş yakmasın diye. Kenarlarını sıkıştırıyoruz. Kenarlarını sıkıştırıyoruz. Artık yukarıları sıkıştırmıyoruz. Niye? Çünkü sıkıştırırsak toprağımız zaten belli miktar kaldı. Gözlerimiz hava almasın. Kendini toparlayamaz, patlayamaz. Üst göz seviyemize kadar toprağı dolduruyoruz. Toprağımız gece gündüz sıcaklarını eşitlemek için bize çok faydalı bir materyal. Görüldüğü gibi. Evet arkadaşlar. Güzel bir aşımız oldu. İnşallah üzerinde amleminle bara var. Tuttuğu zaman paylaşırız. Herkese kolay gelsin. Hayırlı işler diyorum ceviz dostlarım. Evet abi, ötesindeyiz. Evet arkadaşlar, 2021 yılında burada bir çekim yapmıştık. Çok güzel durmuş, çok güzel durmuş. Hadi korkunç. Ağacın altı, büyük bir ağacın altında olduğu için ağaç baskı altına aldı. Görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi kalüs tabakası. Hani demiştik bu ağız geriye çekip tersiye çekiyorlar. Bunlara gerek yok şöyle bak. Ve harfinle beraber paylaşacağız demiştik. Tabi bunu biz çekimden sonra bu kolunu da yaptık. Bugün de sadece bu kolu da güzel tutmuş. Görün bak ne kadar güzel kapatmış. Harika. Güzel bir aşı oldu. Franguette. İkisini birleştirip de tamam açıkçası. Ferno mu? Franguette. Ferno. Biraz sonra iki videoyu birleştirip sizinle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar hava çok soğuk. Benim arabam da üşüdü oğlum. Kameramanımız Onur Gökçe Bey. Evet. Herkese saygılar, selamlar. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Nice mutlu senelere. Yaşa paşam sen.